Sevgili seyirciler, tam 2000 yıllık hikayesi olan bir köydeyiz. Karaman'ın Madenşehri köyündeyiz. Hemen yanında bulunan yapı bir anıt mezar. Köyde bunun gibi onlarca anıt mezar var, kiliseler var, bazilikalar var. Şimdi köyümüzün muhtarı Durmuş Ali abiyle konuşacağız. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Dağın hemen altına böyle inen sisleri görüyorsunuz. İnanılmaz güzel. Evet. Cıvıl cıvıl kuşları ötüyor. Çok özel bir köy ama ben şaşırdım abi. 2000 yıllık bir geçmişi var ve burası daha önce bir şehirmiş galiba, evet, değil mi? Burası milattan sonra 200. yüzyılda başlamış. Hı hı. Ondan sonra güzel bir şehir kurulmuş burada. Yüzlerce kilise var burada. Kim kurmuş 1001 bir şehri? Kilise olarak geçiyor da Roma yapıtları. Roma, ha. Roma'ya ait. Köyün olduğu yerde 48 tane ana kilise var zaten. Wow. Şu anda köyün oturduğu yerde. Hı hı. Kenarlarında yüzlerce bazilika türü, küçük mescit türü diyelim, hı hı, kiliseler var. Artı anıt mezarımız var. Evet. Burası işte son 4 yıl önce temizlenmeyle, hı-hı, gün yüzüne çıktı. Hı-hı. Çok güzel bir yapıya sahip. Tapınak mezarımızın yanında piramidel yapıda yine anıt mezarımız mevcut. Hı-hı. Yalnız tapınak mezarımızın üstü biraz tahrip olmuş. Hı-hı. Temizlikten sonra çıktı. Önceden toprak altındaydı. Orası da mı mezarmış? Orası da mezar. Ama tapınak mezar olarak geçiyor. Tapınak mezar ne oluyor yani? Biraz daha şey, özel. Ha, özel. Özel mezar. Kişiye ait oluyor. Hı-hı. İkisini de işte son kazılarda gün yüzüne çıkarmış olduk. Durmuş Ali abi, bir şey söyleyeceğim. Senin çocukluğun burada geçti. Evet. Hep babanın, dedenin, evet, çocukluğun, evet, burada geçti. Aynen. Yani çok enteresan şeylerle karşılaştınız değil mi burada? Evet, küçük işte o kiliseler. Çok ilginç gelmiyor muydu size? Düşünsene ya, o zaman güzel, daha keşfedilmemiş, evet, bir sürü şeyler var. Çok güzel var. Yapılar vardı burada. Kiliselerin içinde yani biraz kayıp şehir gibiyiz. Değil mi? Öyle görün yani. Karaman'dan gelesine kadar bir şey yok ama sırta çıkıp da buraya geldiğimiz zaman sanki şehir önümüze açılıyor. Aynen şekilde. Öyle. Güzel bir tarihimiz var. Güzel bir köyümüz var. Yani şu anda da en güzel şekliyle siz geldiniz. Şuradaki yapılar aynı şekilde ne? Aynı şekilde devam ediyordu. Kazılar devam etmeyince. Orada kazı var. Aynen, var mı orada kazı? Da böyle bir yapının olduğunu söyledi müze müdürümüz. Ama o gün yüzüne çıkarılmamış hali. Arkada çok güzel bir dağ var. Ne o dağın? O dağımız Maden Dağı olarak geçiyor. Ha, ama yeni dilde biz Gözdağ diyoruz. Ha. Bizim şeyimizde Gözdağ geçiyor. Birisi volkanik. Yanardağ volkan ağzı. Bir öyle tanesi mi? De taş madeni kesilmiş bir madenimiz var orada. Hı hı. Köyde ismini zaten madenini oradan alıyor. Maden Dağı Roma kayıtlarında geçtiği için. Hı hı. Şehrini de burada güzel bir şehir olduğu için maden şehri. Maden şehri oluyor. Evet. Peki bunca taşı nereden bulmuş bu Romalılar? Bunca taşı oradan kesmişler. O ha, taş oradan ocağından kesmişler. Kesmişler. Buraya getirmişler bir güzel yapıları gün yüzüne çıkartmışlar. Peki buradaki çoğu evde aslında taş ev değil mi? Aynen. O yıkıntılardan alınan taşlarla tekrar evler devam etmiş yani yapılmaya. Birbirini tamamlıyor yani iç içe. Tamam, o zaman ne yapalım? Biraz dolaşalım, gezelim. Dolaşalım. Mi? Tamam, hadi buyurun. Ha! 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 Acayip bir akustiği var sevgili seyirciler buranın ve çok enteresan. Taşların kalınlığı şu kadar. Bildiğiniz doğal ısı yalıtım yani. Şu kadar kalınlıkta taşlarla yapılmış ve hala ayakta duruyor. Kaç yüzyıl oldu onu şimdi öğreneceğim ben muhtarımdan. Belki de 1000 yıl olmuştur. Ha! Ha! Burada yok mesela. Ha! 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 İnanılmaz böyle akustiği sağlamışlar o devirlerde. İşte sonuçta burası da bir kilise herhalde. Tabii mikrofon yok. Her şeyi ona göre dizayn ediyorlar. Muhtarım, burası da kilise miymiş? Burası kilisenin bir ana birimi olan eksentra geçiyor. Açık hava ayinlerinin yapıldığı bir yer demişmiş burası. Adamlar bir şey söyleyeceğim. Ses mühendisi gibi ha. Aynen. Yani bak burada mesela hey! Buradan kuruyor. Hey! Ha! Ha! Böyle ses hemen anında dönüyor, ses dönüyor, evet, sevgili seyirciler. Oraya nasıl geliyor bilmiyoruz ama müthiş bir akustiği var. Ona göre yapmışlar ve şöyle kalınlıkta çok taş mı olur abi ya? Geniş yapmışlar. Isı yalıtımını da o şekilde değil sağlamışlar mi zaten? Şimdi taşların arasında, aha, kireç taşı kullanılmış. Onun yani için? Çimento çok az kullanılmış. Ha. O da sıcaklık giriş çıkışını engellemek için. Vay. Çok güzel bir sistem kullanmışlar. Tamamen ayakta duruyor şu anda, evet, eksentra ya yapımız. Mesela bu kaç yıllıktır abi? 2000 yıllık aynı şekilde. Vay ya maşallah, hakikaten 2000 yıl nasıl durur ayakta bir yapı? Yani ya ne kullanıyor bunu? Diyorlar yani eskiden bizim Osmanlı'da kullanılırmış ya işte yumurta kullanırlarmış işte yumurta akı, yumurta sarısı. Ondan kullanmışlar. Burada kullanmışlar da kullanmışlar. Aynı o kireci tutturmak için yani yumurta akını buralarda da kullanmışlar. Ama yapılar çok sağlam şekilde kendini korumuş. Evet, ve hepsi kemerli böyle değil mi, evet, genelde böyle? Kemerli, piramidel şeylere çok dikkat etmişler. Ya, ve zevkli de. Zevkli, aynen. Yani 2000 yıl önce zevkliymiş abi her, aynen, şey. Şimdi mesela apartman yaptık, geçti, bitti, gitti. Yok, hepsinde el emeği kullanmışlar. Sevmişler. Ya o zaman işçilik ucuzdu ya malzeme ucuzdu, bir şey var ikisinden. Artık o da olabilir veyahut da krallara ait olduğu için belki de işçiler tamamen krala çalıştığı için tamam, o şekilde ucuza gelmiş ama olabilir. Ama mesela normal evleri nasıl bunların mesela
kaldıkları evde, kralın dışındaki evler. Kaldıkları evler de bunların küçük şekiller. Aynı kemerli yapılar mevcut. Yani vatandaşın evi de öyle değil mi? Yine kemerli falan. Kesinlikle, aynen. O şekilde. Peki bunlar mesela sularını falan nerede topluyorlar? Sularını yukarıda bir asamadı bölgesi var. Hı-hı. Orada sarnıçlara toplamışlar kisin içinden sularını. Hı-hı. Oradan kürklerle burada, aynı şurada gördüğümüz şekil sarnıçlar var küçük. Hı-hı. O sarnıçlara doldurmuşlar. Her kilisenin bir iki tane sarnıcı var. Vay. Oradan suyu taşımışlar, burada kullanmışlar. Bunlar mesela ne ekiyorlarmış o dönem, ne biçiyorlarmış? O dönemlerde genelde burası üzüm bağları çok meşhurmuşmuş. Hmm. Yani şarapçı olarak geçiyorlar. Hmm. Şarapları çok meşhurmuşmuş. Hmm. Zaten şarap küpleri şu anda her kiliseden, yani kazı yapıldığı sürece çıkıyor. Burası Karaman'a 36 kilometre uzaklıkta. Hmm. İlk Karaman'dan geldiğimiz zaman, yani kültürel yapılarla maden şehri olarak biz karşılıyoruz sizi. Aha. Arkasından buradan geçtikten sonra 3 kilometre yukarıda Üçkuyu köyü var. Hı-hı. Ayrı bir muhtarlık. Hı-hı. Orada Üçkuyu'ya girdikten sonra Değeli Ören yerleri var. Hı-hı. Orada da aynı yapıların biraz daha azaltılmış şekli, yani 17 tane falan kilise var. Hı-hı. Orada da o kiliseler karşılıyor. Yani Karaman'ın aslında açık hava müzesi bu bölge. Aşağı yukarı. Çok da güzel abi. Acayip güzel. Böyle mistik bir havası da var burada. Mistik bir havası var. Artı burası mesela yanardağ püflerinden topraklar oluştuğu için her şey susuz yetişir burada. Öyle mi? Ağaç, fideler, kavun karpuz. Ama doğal aroması da çok güzel oluyor ondan dolayı. Şimdi burası Maden Dağı eteklerinde çok harika bir yer. Evet. Ha bir de 1001 kilise diyorlar. 1001 tane kilise yok ama burada değil mi? 1001 tane demeleri, yani eski dilde hani çoğaltılmış şekilde çok ya. Fazla yani. Çok fazla olduğundan kilise dolayı 1001 kilise denmiş. Yani burası aslında Hristiyanların dinlerine gizli olarak yaşadıkları bir yer mi? Öyle bir... Yani o dönemde kurulmuş bir bölge. Hmm. Yani Hazreti İsa'nın doğumuyla buraya yerleşmeye başlamış. Hristiyanlığın yeni, yani çığır açtığı bir bölge. Ruhban okullarının da ağırlıklı olduğu aynı zamanda. Yani aslında Hristiyanlığın yasak olduğu dönemlerde Hristiyanlar ibadetlerini yapmak için böyle ücra bir köşede burada tamamen işte kiliselerini buraya yapmışlar. Aynen. Yaşamlarını burada sürmüşler. Aynen. Böyle şahane bir yer bulmuşlar. Yani dağların içinde dağların gizli bir eteğinde, içinde gizli bir yer bulmuşlar. Evet. Vallahi çok güzel. Peki şu anda ne ekiyorsunuz, ne biçiyorsunuz? Şu anda bizim köylümüz yani çiftçilik yapıyor. Üzümcülük yapıyoruz. Genel yine aynı şekilde devam ediyoruz. Hem tarım hem malcılık, hayvancılık yapıyoruz. Ha, ama buranın gene asıl olayı üzüm yani değil mi? O asıl olayı üzüm, aynen devam ediyor. Tamam. Aynı şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi ileride tekrar bir kilisemiz var. Gezelim. Birnoğlu Kilise. Oraya gideceğiz tamam, inşallah. Tamam, buyurun. Sevgili seyirciler, 1001 Kilise mevkini gezmeye devam ediyoruz. Burası Birnoğlu Kilise miydi abi? Birnoğlu Kilise. Birnoğlu Kilise. Çok güzel, yine böyle görmüş olduğunuz gibi. Bu tabi üstü kapalıydı değil mi asistan bey? Aynen, üstü kapalı. Burası en büyük kilise mi oluyor? En büyük kiliselerden bir tanesi. Bir tanesi. Benim aklım almıyor. 2000 yıl önce yapılmış yapı yine hala ayakta duruyor yani. Ya ayakta duruyor. Şimdi en sağlam yapılarımızdan bir tanesi de burası. Bu aynı zamanda Sıvalıymışmış. Öyle mi? Ve o sıvaların üstünde de kök boyasından desenler yapılmış, resimler yapılmış, resimli iyi şekilde. Hiç kalmadı onlardan. Kalmamış, aynen. Orası da duvar vardı. Hı hı. 2 yıl önce yıkıldığından arkasında kalmış gizli olarak. Şimdi burada Hititler yaşamış, burada Romalılar yaşamış, evet. Burada Ermeniler yaşamış, evet. Osmanlı yaşamış. Şu anda zaten bizler, şu sizler anda yaşıyorsunuz. Biz yaşıyoruz. Yani aynen. Bizimkiler ne zaman gelmiş buraya? Şimdi bizimkiler 450-500 yıl önce gelmiş. Hı hı. O zaman Ermeniler de burada yaşıyormuş, iç içe yaşamışlar bir müddet. Aha. Sonra Ermeniler burayı koymuşlar, gitmişler. Ha, Ermenilerle beraber yaşamışlar. Beraber yaşamışlar. O zaman hatta Yordan Gavur diye birisi varmışmış. Onlar bakkal işletiyormuşmuş. O dönemde Karahanlılar olarak burada tabii değil mi? Evet. Yani buraya geliyorlar, burada beraber yaşıyorlar Ermenilerle, daha sonra onlar daha gidiyor. Sonra. Ha, buraya aynı zamanda şimdi bu kiliselerin Birnoğlu Kilise olduğunu bilmemizin sebebi 1905'te Gertrud Bell diye birisi gelmiş, biraz kayıt tutmuş. Biliyorum ben, Gertrud Bell, ajan. Allah'ım İngiliz sen ajan. Bu ajanlardan bizi, devletimizi koru yarabbim. Burada... Bir şey söyleyebilir miyim abi? Çok özür. Nereye geçsek bu tarz insanlar duyuyoruz mesela. Gertrud Bell bunlardan bir tanesi. Birkaç yerde daha duyduk ismini. Bu ajan böyle geliyor, sanki devlet göndermiş gibi falan geliyor. Burada bütün krokilerini çiziyor değil mi, evet, abi? Evet. Birkaç yerde daha duyduk. Sonra abim anlatacak inşallah. Ondan sonra geliyor, ne var ne yok topluyor. Alıyor buradan böyle, hiç böyle rahat rahat çıkıyor, götürüyor onları. Allah'ım aynen, çok zoruma aynen gidiyor o benim ya. O 1905 yılında gelmiş. Burada bütün kiliselerde de kazı çalışması yaptırmış. Köylüleri yövmeye olarak tutmuş dedelerimizi. Bir de kendimiz çalışıyoruz ha. Hizmet aynen, ediyoruz. Aynen, ona hizmet etmiş gibi. Çıkan malzemeleri de böyle at sırtında, deve sırtında almış gitmiş. Gertrud Bell miydi neydi? Gertrud Bell. Gertrud Bell. Gertrud Bell.
Ölmüştür. Ondan 2 yıl sonra da Ramsey gelmiş buraya. O da ajan. O da ajan. O da bu kiliselerin tamamen kayıtlarını tutmuş, krokilerini çizmiş. Şu anda hazır mevcutta krokileri tüm o çizmiş. Köyün içinde yerleşik alan içinde 48 tane kilisenin olduğunu onun kayıtlarından görüyoruz. Ama tabii alacaklarını aldılar bu arada. Almışlar, kayıt çizdi de almışlar. O laikler çıkıyor. O laiklerin içinde ne değerli eşyalar, küp küp altınlar. Yani bunlar siz de atalarınızdan ya, duymuşsunuzdur yani o çıkardıklarını. Kesinlikle. Çıkan malzemeyi hiç dokandırtmadan kendisi almış gitmiş. Bizimkiler çünkü yemeye çalışıyor burada. Aynen. Ne bilsin garibin nereden bilecek. Şimdi burası kilise. Evet. Üstü kapalı böyle. Şu alan neresi? Şimdi o alan papazlığın oturduğu yer. Ha, papazlık. Geliyorlar buradan ne yapıyorlar? Burada kemerlerin arasından gelerekten, ha, orada ayinde iştirak ederekten tekrar bu kemerin arkasından dolanıp gidiyorlarmış. Ha, burası da aslında kemermiş. Aynen, kemerli yapı. Şunun gibi aynı böyle. Aynı bu şekilde orada da varmış. Bu kemerden geliyor, oradan ayini yapıyor. Evet, buradan çıkıp gidiyorlarmış. Daha bir de çıkarılmayan yerler var. Aynen, yerin altında 3 metre dolgu var burada. Öyle mi? Evet. Kazı çalışmaları devam ediyor mu şimdi? Şu anda durdu. İnşallah yani tekrar biz koruma amaçlı imar planını şu anda hazır hale getirdik. Hı. O çizildikten sonra tekrar başlayacak. Kaç hane köy şu anda? 80 hanemiz var. Hı. Aşağı yukarı 350 kişi oturuyor şu anda. Maşallah. Karaman'ın küçük ölçekli köylerinden bir tanesi. Aynen, ama çok önemli bir köyü. Gerçekten Karaman'ın açık hava müzesi burası. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.